örgütlerde hep oralarda kendi çıkar ve menfaatlerini en iyi şekilde o kurumlar içerisinde sürdürmekte olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla 5 artı 1 yani 5 artı 1'e şartlar 27-29 Nisan tarihinde Cenevre'de olacak olan görüşmelerde Avrupa Birliği'nin gözlemci statüsüyle o toplantıya katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez. Kendilerinin bu süreçlerde hep konuların içerisinde olduklarını, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi olarak katkı koymak istediklerini söylemelerine rağmen biz pozisyonumuzu koruduk. Bu meclede tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile de tabii ki görüşmelerimiz olmuştur. Geçen gün Sayın Başbakan Ersan Saner'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bize benzer açıklamalarda olmuştur. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun buna benzer açıklamaları olmuştur. Dolayısıyla biz Cenevre'deki görüşmelerde Kıbrıslı Türkler, Rumlar, garanti ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere birleşiklerle birlikte yani 5 artı birleşikler o toplantıda olacaktır. Onu kendilerine ifade ettik. Ziyaretleri esnasında elbette çeşitli konular görüşülmüştür. Kıbrıs konusu bağlamında bu toplantının çok önemli olacağını, dolayısıyla o toplantı öncesinde bir takım adımların atılması bir güven yaratabileceği noktasında ilk önce bu Hellim meselesini görüştük. Çünkü yıllardan beridir ve son aylarda yoğunluklu bir şekilde görüşülen Hellim meselesinde bir sıkıntının olduğunu görüyoruz. Her ne kadar da coğrafi tescille yeşil hat tüzüğü bağlamında bizlerin üreticilerinin Hellim'inin Avrupa Birliği'ne pazarlanması ve bundan dolayı bir takım avantajlarının elde edilmesi için bir uğraş olsa da burada bizim politik ve siyasi duruşumuzun bizim için fevkalade önemli olduğunu ve dolayısıyla daha önce 2015 yılında iki liderin açıklaması ile ve yine yeşil hat tüzüğü bağlamında özellikle bal ve balıkçılıkta aynı şekilde uygulamanın devam edilmesini savunduk. Hep bunu söylüyoruz. Fakat her ne halse Hellim'de yine bir farklı durum ortaya çıkıyor ve buradan tabii ki bizim endişelerimiz vardır. Burada Rum yönetiminin ısrarla bu Hellim meselesinde kuzeyde yapılacak olan bir takım denetimlerde o denetlenecek hususlarda kim denetleyecek, bunu kim atayacak, kim tayin edecek? Biz direkt komisyonun bunu atamasını veya eğer Kıbrıs'ta bu atama olacaksa bunun iki lider tarafından yapılması gerektiğini ısrarla bunun üzerinde durduk. Yani öz itibariyle söylediğimiz evet coğrafi tescil, yeşil hat tüzüğü bağlamında Hellim'imizi ve diğer süt ürünlerimizi markalı olarak, tescilli olarak Avrupa Birliği'ne ve diğer ülkelere bizim de elbette satmak istediğimizi ancak bunu yaparken Rum otoritesinin kuzeye yayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, böyle bir duruma düşmeyeceğimizi söyledik. Çünkü burada siyasi hassasiyetlerin olduğunu, kendilerine bunun bizler için ne anlam ifade ettiğini ayrıntılarıyla anlattık. Çünkü buradaki siyasi durumu, buradaki siyasi kompozisyonu, buradaki mücadeleyi Avrupa Birliği'nde Brüksel'de oturanlar çok da iyi bilmeyebilirler. Dolayısıyla hassasiyetlerimizi anlattık ve Kıbrıs meselesinin özünde de esas itibariyle yatanın bu olduğunu, biz hiçbir zaman Kıbrıs'ı artık tek egemenlik ve ona bağlı olarak iki otorite o şekilde bir anlayışın kabul görmeyeceğini biz hem Krans-Montana'da daha önce anlan zamanında zaten iyi niyetimizi ortaya koyduk. Fakat karşılığında bizim herhangi bir mükafatlandırmamız olmamıştır. Hatta kendilerine tekrar tekrar anlam planında biz evet dememize rağmen, Rumların hayır demesine rağmen kendilerini mükafat olarak Avrupa Birliği içerisine aldıklarını ve meselenin daha da karışık hale geldiğini yine samimiyetle bunları paylaştık. Dolayısıyla bütün bunları anlattığımızda tekrar siyasi boyutuyla Kıbrıs'ta artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini, böyle bir anlaşmayla Kıbrıs'ta hem iç barışın
ve sürdürülebilir ve kalıcı bir yapının oluşacağını, aynı zamanda da bölgesel istikrar. Bu konuda da fevkalade önemli hassasiyetler vardır. Ve Sayın Borrell zaten kendisinin görevi itibariyle hem komisyon başkan yardımcısı hem aynı zamanda dış politika ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi olarak Türkiye ile de fevkalade önemli bir takım çalışmaların olduğunu ve dolayısıyla bu bölgede istikrar sağlanacaksa sadece Kıbrıs'ta Kıbrıslar meselesi değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin, bölge ülkeleri de denildiğinde elbette Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hem bizim anavatanımız hem buranın bir garantörü, aynı zamanda bu bölgede en güçlü, en büyük lider ülke olarak bütün bu işlerin içerisinde dengelerin oluşmasında mutlaka Türkiye'nin de kanaatlarının fevkalade önemli olduğunu, güvenlik meseleleri, garantiler meselesi ve bir takım başka meseleler. Dolayısıyla bunları etraflıca tartıştıktan sonra bu aşı meselesine de geldik. Çünkü burada da bir haksızlığın yapıyor olmasını gözlemliyoruz. Bunu ettik. Şimdiye kadar her ne kadar da resmi olarak bize anlatılmasa da 100.000'den fazla doz aşının güneye geldiğini, fakat bizim Avrupa Birliği'nden beklediğimiz, kendi talimatlarına rağmen beklediğimiz dozda aşıyı alamadığımızı söyledik. Bugün itibariyle bize verilen, bugün de bir teslimat oldu, 10.250 doz. Dolayısıyla en az bunun 3 katı kadar aşı almamız gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bunun farkında olduklarını söylediler. Buraya gelmeden Sayın Borrell'in bunu Anastasiades'le görüştüğünü, Anastasiades'in de bunu telafi edeceğini, çünkü netice itibariyle bizim muhatabımız esas itibariyle Avrupa Birliği'dir. Bunu kendilerine söyledik. Bunu kendilerine samimiyetle paylaştık. Çünkü biz Rum yönetimiyle muhatap değiliz. Bizim muhatabımız Avrupa Birliği'dir. Bu aşıları biz direkt Avrupa Birliği'nden alıyoruz diye muamele yapıyoruz. Çünkü zaten Avrupa Birliği aşıları gönderen taraftır. Buraya gönderdiğinde kime gönderiyor? Hem Rumlara gönderiyor, hem Kıbrıslı Türklere gönderiyor. Dolayısıyla bu konu, bu aşı meselesi şu anda tabii ki fevkalade önemli. Ama biz tabii ki bu aşı meselesini sağlık bakımından insanlarımızın sağlığının çok önemli olduğu için bunun üzerine hassasiyetle durduğumuzu kendilerine de ifade ettik. Ama tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde de bugüne kadar 100.000 aşı geldiğini zaten herkes biliyor. Dolayısıyla bunu da onları da paylaştık. Fakat o ayrı meseledir, bu ayrı meseledir. Bunları da kendilerine ifade ettik. Elbette finansal destekler de önemlidir. Çünkü Annan Planı sonrasında Kıbrıs Rumlar Avrupa Birliği'ne alındıklarında Kıbrıs Türklerin pozisyonu o zaman değerlendirilmiş ve o zaman ne denilmiş? Denilmiş ki Kıbrıs Türklere yapılan bu haksızlık, bunun telafisi için Yeşil Hat tüzüğü ve aynı zamanda finansal destek programları için bir takım tüzükler geçirilmiş. Şimdi gelinen aşamada geçmişe baktığımızda, pandemi sonrası geleceğe baktığımızda Kıbrıs Rumlara niyet edilen katkıların gerçekten artırılmakta olduğunu ama bizlere vaat edilen rakamların altında olunduğunu kendilerine ifade ettik. Adaletin yerini bulması için Kıbrıs Türklere de Avrupa Birliği'nin hak ettiği ölçüde bu katkıları ve yardımları artırmaları gerektiğini kendilerine ifade ettik. Ve Yeşil Hat tüzüğü bağlamında sınır kapılarındaki geçişlerde de sıkıntı yaşanmakta olduğunu, son zamanlarda pandemiyi bahane ederekten, halbuki pandemi bizim Kuzey Kıbrıs'ta çok daha az vaka olarak bakıldığında, dolayısıyla güneye mukayese edildiğinde buradaki tehlike çok daha az. O bakımdan bu sınırlamalarının doğru olmadığını ifade ettik. Sadece üçüncü ülke vatandaşları için değil, aynı zamanda bu sınırlamalar şu anda Avrupa Birliği vatandaşları için de uygulanmaktadır. Avrupa Birliği'ne yeşil hat tüzüğü bağlamında bunun hukuki hiçbir tarafı olmadığını, bu yapılanın yeşil hat tüzüğünün ihlali olduğunu kendilerine ifade ettik. Onlar da bundan rahatsızlık duyduklarını, bunun için gerekli bir takım yazışmaları yapmamızı ve ona göre onların da bu konuda tedbir alacaklarını bizlere ifade ettiler. Dolayısıyla öz itibariyle bir de patates meselesi vardı. Çünkü geçen gün beni burada
patates üreticileri ziyaret etti. Yine yeşil hat yüzüğü bağlamında patateslerin güney üzerinden Avrupa Birliği'ne satılması noktasında bir denetim gerekmektedir. Avrupa'dan da o denetçi pandemi dolayısıyla gelmediği için şu anda 2000 ton patates üreticimizin elinde kalmıştır. Bunun da doğru olmadığını, eğer bu denetim yapılabilirse bu patateslerin satılabileceğini kendilerine ifade ettik. Onlar da gereğini yapabileceklerini söylediler. İnşallah bu patates meselesini de en azından ilk olarak çözebilirler. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, değerli basın görevlileri, bizi izleyenler, biz bugün Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticisi, AB Komisyon Başkanı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Sayın Bora ve ekibiyle samimi bir görüşme yaptık. Burada Kıbrıs Türk halkının beklentilerini, Kıbrıs Türk halkının gelinen aşamada gerek hellim konusunda, gerek aşı konusunda, gerek yeşil hat tüzüğü ve onun işleyişi meselesinde, gerek patates hususunda, gerek finansal desteklerle ilgili beklentilerimizi, hidrokarbon konularındaki bir takım bizlerin değerlendirmelerini, bütün bunlar enine boyuna tartıştık ve Kıbrıs meselesinin özüne gelince esas itibariyle bunun bir egemenlik meselesi olduğunu, Kıbrıs Türklerin pozisyonunu Avrupa Birliği'nin daha iyi anlaması gerekmekte olduğunu, çünkü netice itibariyle hem Yunanistan'ın hem Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği'nde olması dolayısıyla Avrupa Birliği'nin çok da tarafsız olamayacağını söyledik. Esas itibariyle daha tarafsız olabileceklerini, fakat bu oradaki mekanizmalara bağlı olarak bir takım handikaplar içerisinde olduğunu kendilerine ifade ettik. Ama netice itibariyle Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kıbrıs Türkler de Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak, Avrupa Birliği'nde gerçekten geleceğini gören bir halk olarak daha fazla ilgi ve alaka beklediğini ve Kıbrıs görüşmelerinin en azından gayri resmi olarak Cenevre'de 27-29 Nisan toplantılarında bizlerin oraya iyi niyetle gideceğimizi ve orada artık yeni fikirlerle gideceğimizi, yeni fikirlerin ne olduğunu da kendilerine tekrar tekrar anlattık. Yani Kıbrıs'ta artık bu federasyon meselesi gerek son olarak anlam planında, gerek Krasmontana'da tecrübelerimizle, ki bunu en iyi bilenler arasında Avrupa Birliği de vardır, Birleşmiş Milletler de vardır, artık yeni fikirlerle masaya gidilmesi ve orada egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın adil, kalıcı ve sürdürülebilir olacağını, hem Kıbrıs'taki huzur ve barışın geleceği bakımından, hem de aynı zamanda bölgedeki istikrarın ve haliyle bölge dengelerinin korunması bakımından Türkiye ile birlikte biz hareket ettiğimizde, bunları değerlendirdiğimizde gerçekten de geleceğimiz için fevkalade önemli bir fırsatın önümüzde durduğunu, şimdiye kadar bu federal anlayışın yer bulmadığını, hiçbir zaman Kıbrıs durumların egemenliği ve Kıbrıs'ın hem yönetimini hem zenginliklerini Kıbrıs Türklerle adil bir şekilde paylaşmak istemediklerini, bunu en iyi bilenler arasında da Avrupa Birliği üyelerinin olduğunu ve özellikle Sayın Borrell'in bu makamda bunlarla ilgili çok fazla tecrübesi ve çalışması olduğu bakımından bunun nasıl halledileceği noktasında işi zorladığımızda tek çıkış yolunun bu olduğunu kendilerine bütün samimiyetimizle ben ve ekibim bunları paylaştık. Onlar da tabii ki bir takım yeni yeni şeyler öğrendiklerini, ama netice itibariyle onların da amacının Kıbrıs'a istikrarın yakalanması, Kıbrıs'ın bir sorun olarak değil, çözülmüş bir mesele olarak kabul edilmesini, çünkü Avrupa Birliği'nin belli ki bu bölgede, bu coğrafyada ve Türkiye ile ilişkiler bağlamında da Kıbrıs'ta nihai bir çözümü çok önemsediğini anladım. Çok önemsediğini öğrendim. Bunu samimiyetle hissettim. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşmada iki tarafın da onayı gerektiğini düşündüğümüzde Kıbrıslı Türklerin hak ettiği itibarın, hak ettiği önemin Kıbrıs Türklere verilmesi ve ona göre bizlerin hassasiyetlerini, bizlerin duygularını, bizlerin mücadelesine de saygı gösterilmesi suretiyle ancak Kıbrıs'ta herkesin de kazanabileceği bir ortamın yaratılması bakımından böyle bir pozisyon yakalanması için
bu niyetin ortaya konması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Ve son olarak da tabii ki biz alternatifsiz değiliz dediz. Yani dediğimiz şudur, biz Kıbrıs'la bir anlaşma için çok uğraş veriyoruz. Hem atalarımız hem bizler jenerasyon olarak gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptık. Her zaman iyi niyetimizi gösterdik. Bunları defa defa anlattık. Ama gelinen aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile yolumuza da devam edebileceğimizi söyledik. Yani biz Kıbrıs'ta bir anlaşma olsun diye buna mahkum değiliz. Bize kimse ki konuşmalar içerisinde bunun imaları da yapılmıştır. İşte bir anlaşma olursa o devlet içerisinde Avrupa Birliği'nin bütün nimetlerinden de faydalanabileceğiniz gibi bir takım konuşmalar da belki iyi niyetli ama böyle cümleler de sarf edilmiştir. Bizim de anında ona cevabımız biz bize verilecek olan bir takım vaatlerden dolayı ulusal çıkarlarımızı, siyasi duruşumuzu asla feda etmeyiz. Bizim bir duruşumuz vardır, bir siyasetimiz vardır, ulusal olumumuz vardır ve bunu korumakla ileriye halkımızın geleceğini taşıyabileceğimizi bütün bunları bütün samimiyetimizle kendilerine paylaştık, kendilerine anlattık. Bir çözüm elbette olursa onu biz de kucaklarız. Ama adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap verecek bir şekilde böyle bir çözüm olabileceğini, onun için de bu egemenlik meselesinin fevkalade önemli olduğunu bütün samimiyetimizle kendileriyle paylaştık ve bu şekilde toplantımızı bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım. Sorum Hellim konusunda. Avrupa Komisyonu temsilcisi, yüksek temsilcisi bizim Türk tarafının kabul edebileceği bir öneri sundu mu? Yani ona yakın bir şey sundu mu? Şimdi dedikleri şudur. Coğrafi tescil ve yeşil hat tüzüğü bağlamında bizim insanlarımızın da daha fazla kazanabilecekleri bir çalışma içerisinde komisyonlardan ve Avrupa Birliği'nin bir takım yasal mekanizmalarından şu anda bunun geçmesi için uğraş veriliyor. Bizim de söylediğimiz evet buna saygı duyuyoruz. Bunu önemsiyoruz. Ancak bu denetim mekanizmaları konusunda balık ve bal olayında olduğu gibi benzer uygulamaların olması gerektiğini yani biz eğer bir denetim mekanizması olacaksa bunun komisyon tarafından, Avrupa Birliği tarafından tayin edilmesini veya eğer burada olacaksa Kıbrıs Türkler ve Rumlar veya liderleri beraber bu işi halletmelerini, aksi takdirde Rum tarafının otoritesinin kuzeye yayılmasıyla o güya denetim mekanizmasının oluşmasında bu şekilde bir şeyin bize empoze edilmesini kabul etmeyiz dedik. Çünkü o bütün Kıbrıs meselesinin de esasına kadar giden bizim için kabul edilmeyecek bir prosedürdür. Ona dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunu kendileriyle samimiyetle paylaştık. Onların da kendilerine göre bir takım sorunlar vardır. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin bir üyesidir. Ve dolayısıyla onu muhatap alabilirler gibi bir takım hususlar gündeme geldi. Biz de dedik ki Kıbrıs sui generis'tir. Kıbrıs kendine özgü farklı bir yapıdır. Kıbrıs'ta iki halk vardır. Siz de bunu iyi biliyorsunuz. Onun için bugün buradasınız. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri vardır, Kıbrıs Rumlar vardır. Öyle veya böyle tarihin cilvesi kaderi. Onları siz Avrupa Birliği'ne aldınız. Biz dışarısındayız. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki oluşturucu halkından bir tanesi de Kıbrıs Türk halkıdır. Dolayısıyla yapılan bir hukuksuzluğa, bir hukuksuzluğun da eklenmesini asla kabul edemeyeceğimizi söyledik. Rum'un otoritesinin kuzeye yayılmasını ne biz kabul ederiz ne başkaları. Hiçbir siyasi parti bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esas itibariyle bunu kabul edemez. Ben Cumhurbaşkanı olarak da bunu kabul edemem ve bunu da tabii ki kimseye de önermem. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapısına baktığımızda herkes bu halkın beklentileri için, geleceği için bir takım fedakarlıklarda bulunabilir. Zaten bulunduk. Bundan sonra da bulunabiliriz. Ama netice itibariyle söylediklerimizi söyledik. Zannedersem haklı olduğumuzu da anlamış bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bir helim meselesi gibi küçük bir meseleyi çözemezsek kendilerine şunu da ifade ettik. Kıbrıs meselesini nasıl çözeceğiz? Çünkü netice itibariyle Kıbrıs'taki esas mücadele, kavga bu egemenliğin paylaşılmasıdır. Biz egemenliğimizi paylaşmayız. Biz de egemeniz. Onlar da egemen sayılır. Egemendirler.
Dolayısıyla Anastasiadis'in tayin edeceği bir yetkili beni burada gelip denetleyemez. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla eğer Kıbrıs'ta böyle bir meselede bir çözüm bulmak istiyorlarsa, ki iyi niyetli olduklarına inanıyorum, mutlaka bunun bir formülü olur. O formülün bulunmasında da biz de, ekiplerimiz de, hukukçularımız da hep birlikte bunun için katkımızı koyarız. Yani eline boyuna, en ince ayrıntısına kadar bütün bunlar konuşulmuştur. Ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, evet ben Cumhurbaşkanı ama bu konuda da çalışan, gerçekten yetişmiş, yetkin, işini bilen, konusunu bilen, şimdi isimlerini saymayayım doğru olmaz, bizim Kıbrıs Türk tarafında, devletimiz içerisinde gerçekten işini bilen insanlarımız vardır. Ve bu insanların bu mücadelesini görüyorum. Avrupalılarla ve diğerleriyle bu meselede çetin tartışmalar oluyor ve hepsiyle de gurur duyuyorum. Bunu da bu vesileyle Kıbrıs Türk halkı ile ve bizi izleyenlere paylaşmak istiyorum. Çünkü bugünlere kolay gelmedik. Bugünlere büyük mücadele vererek geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kurum ve kuruluşları ile, insanları ile, insan sevgisiyle ve yetişmiş, yetenekli, dünya dilini konuşan bir takım çeşitli konularda uzman insanları ile bütün bu mücadeleyi vermektedir. Dolayısıyla bu insanlara da gerekli saygının duyulması gerekmektedir. Pozisyonumuz budur değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunarım.